Artan hayat pahalılığı vatandaşları zor duruma sokmuş durumda. Kiracıları ise daha zor duruma sokmuş durumda. Kiracılar evin elektriğini, su faturasını öderken bir yandan da temel ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ama Çanakkale'de şu anda en ucuz kira 4000 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Peki kiracılar ne yapacak? Kiralar daha fazla artacak mı? Detayları uzmanından öğrenelim. Dolar kuru, pandemi ve inşaat maliyetlerinin yükselmesiyle kiraların da arttığını belirten gayrimenkul danışmanı Gülay Özgül, yılbaşından itibaren kiraların daha da artacağını tahmin ediyoruz dedi. Aslında bunun bir tane sebebi yok, bunun birçok sebebi var. Burada doların artması, pandeminin girmesi, maliyetlerin artması, yani inşaat maliyetlerinin artması bunların hepsini tetikleyen sebepler. Çünkü bir malın fiyatı arttıkça talep azalıyor. O yüzden şu anda konuta yapılan yatırım maalesef ki azalmak durumunda. Azalıyor çünkü alım gücü azaldı. Yani alım gücümüz genel olarak azaldı zaten. Burada da tabii kredi faizlerinin, işte kredi çekimlerinin azalması. Yani bir sürü etken var açıkçası bunun için. Şimdi biz maliyetlerin artmasıyla, yeni yılın girmesiyle biraz daha fiyatların artacağını öngörüyoruz. Maliyetlerin artması, dairelerin fiyatlarının artması, kiraların artışı söz konusu demektir. Çanakkale'ye tepeden bakan ve genellikle geniş dairelerin yer aldığı Esenler Mahallesi'nde kiralık ev fiyatları ne durumda? Esenler bölgesi biliyorsunuz biraz daha sitelerin olduğu, hani siteleşmenin biraz daha ferah alanın olduğu bir bölge olduğu için orada ortalama ya 1+1 de çok fazla yok açıkçası. O bölgede 1+1 çok fazla yapılmıyor. Ama ortalama 1+1'ler 4000 civarında. 2+1'ler metrekare de çok yükseldiği için orada 6000, 7000 onları bile görüyoruz şu anda 2+1'lerde. 3+1'lerde 8-10 bin civarında söz konusu, kiralar söz konusu. Çanakkale'nin yeni yerleşim bölgelerinden olan İsmet Paşa Mahallesi kısa zamanda çok fazla vatandaşın ikamet ettiği yer haline geldi. Peki İsmet Paşa Mahallesi'nde kira fiyatları ne durumda? İsmet Paşa Mahallesi'nde de kiralar ortalama 1+1'ler 4000'den başlıyor. 3000 yani 4000'den başlıyor. Onlar da bir 7000'e kadar çıkıyor ama orada şöyle bir durum var. Hani oradaki metrekareler birbirlerinden biraz daha farklı. Ondan dolayı çok arada uçurumlar olabiliyor. Mesela bir eşyalı bir 1+1'in 4000, eşyasız bir 1+1'in de 4000 olması söz konusu olabiliyor. Çünkü metrekareleri birbirinden biraz daha farklı oluyor. Kemal Paşa ve Cevat Paşa mahallelerinde şöyle bir durum var. Şimdi burada yapılar biraz daha eski olduğu için aslında merkezli konumda ama yapılar eski olduğu için biraz daha fiyatlar düşebiliyor. Burada 4000'e de daire bulabiliyorsunuz 1+1'leri. İşte 5-6 bine de 3+1, 2+1 bulabiliyorsunuz. Bunun sebepleri de şu. Yani normalde burada daha merkezli konum olduğu için fiyatların daha yüksek olması beklenirken binaların asansörsüz olması ve eski olmasından kaynaklı fiyatlar biraz daha düşebiliyor yani. Çanakkale'deki kira fiyatlarını öğrendik. Peki Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde kira fiyatları ne durumda? Kepez bölgesi aslında şöyle ulaşım konusunda biraz sıkıntı yaşadığı için öğrencilerin falan hani çok fazla tercih edemediği ama fiyatların biraz daha uygun olduğu o yüzden tercih edildiği bir bölge. Ortalama 1+1'ler 3000'den başlıyor. 2+1'ler işte 5000 civarında. 3+1'ler de 6-7 bin liraya kadar buluyor. Kiralarda büyük artış yaşanması başka sorunları da beraberinde getirdi. Avukat Mustafa Şirin, ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan davalarda artış yaşandığını belirtti. Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle özellikle bu kiralanan taşınmazların tahliyesine yönelik ve kira tespiti, kira miktarının tespitine yönelik davalarda önemli miktarda artışlar söz konusu. Özellikle son bir yıl içerisinde biz bunu gözlemliyoruz. Şirin, genellikle ev sahiplerinin kira artışı yapmak istediği için ve kiracıların da bu durumu kabul etmemesinden ötürü davaların çoğaldığını ve genellikle kiracıların davaları kazandığını söyledi. Ama biz şöyle problemlerle karşılaşıyoruz. Özellikle ev sahipleri bu dönemde işte bu kiraların çok fazla artması sebebiyle işte mevcut kiracıyı çıkarıp yeni kiracıyı sokma telaşına giriyorlar. Bu telaştan dolayı da kendileri işte dava açma yoluna gidiyorlar. Ancak borçlar kanunu kiracıyı koruyan bir kanun olduğu için orada belirtilen usulü şartları sağlamadıklarından dolayı avukat yardımına başvurmayan ev sahipleri genelde bu davaları kaybediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kararı alınan, kira artışlarını %25 ile sınırlayan düzenlemeyle alakalı da açıklama yapan Şirin, bu düzenlemenin bir yıllık olduğunu ifade etti. Geçici olarak düzenlenmiş bir hükümet tarafından düzenlenmiş bir düzenlemeydi. Borçlar Kanunu'nda böyle bir hüküm yok. Sözleşme serbestisi ilkesi geçerli. Yani dileyen istediği gibi bu sözleşmeleri yapabiliyor. Tabii onun tek sınırı yıllık tefe tüfe oranında olması. Yani o oranın üzerine çıkamıyor kira artışları. Ama geçen sene bu tefe tüfe oranları çok yüksek olduğu için enflasyondan dolayı hükümet bir yıllığına bunu %25 sınırına çekti. Temmuz 2022 ile Temmuz 2023 arasındaki dönemde geçerli olan bir sınırlama o %25. 2023 Temmuz'dan itibaren o sınırlama da ortadan kalkacak.